Alın bakalım. Zeynep, böyle olmaz. Burada kalmayın. Tekrar gelebilirler. Hep birlikte bizim eve gidelim. Neden? Ya kapıda bir sürü adam var. Polise de şikayet ettik. Yok, gelemezler bir daha. Ayrıca burası üst üste tıkış tıkış. Okula gidiş geliş problem. Bir şoför tutarım, benim arabayla gider gelirler. Yok baba ya. Biz iyiyiz burada. İdare ediyoruz yani. Suudi de yok zaten. Üzüm tuzum olsun mu anne? Ay ince fikirlim benim. Eminim annen de sizin rahatınızı düşünür yavrum. Siz nerede ders yapıyorsunuz, nerede yatıp kalkıyorsunuz? Küçücük ev. İsterseniz Ayşe teyzeniz de bizle gelebilir. Başımızın üstte yeriniz var Ayşe Hanım. Sağ ol. Yani belki Ayşe Hanım da artık kendi evine geçmek ister. Yani emekli falan olmak ister. Değil mi insan bir yaştan sonra böyle ayağını uzatıp kendi kapısını çekip, öyle değil mi? Ben evimi satıp Amerika'ya yerleşeceğim zaten efendim. Suudi'nin yakınlarında bir yerde olmam lazım, onu bırakam. Ya saçmalamayın Ayşe Hanım. Ya zaten Selena Suudi'nin yanına yaklaşmanıza izin vermez. Boşuna uğraşmış olursunuz. Ya Ayşe Hanım, kendi elinizdeki evden de olmuş olursunuz. Yani delirdiniz mi siz? Ev hiç satılır mıymış? Yani maazallah sokakta falan kalırsınız oralarda. Sizin ta oralara kadar gidip böyle bir maceraya atılmanıza izin vermeyiz. Olacak şey mi? Yani ziyarete gidersiniz. Biz nasıl olsa çocuklarla ziyarete gideceğiz. Yani siz de götürürüz memnuniyetle. Öyle ev mev satmak olmaz. Ayşe teyze bizimle kalacak. Tabii tatlım, tabii bizimle kalacak. Ya kalacak, tamam kalacak da. Baksana, babanız da sizi yanına alacakmış. Bunlar da karı koca, ne yapacaklar? Yani durumları var mı bakalım hem, öyle değil mi? Sen her şeye karışma istersen beni. Ben Suudi'ye söz verdim Ayşe teyze bizimle kalacak diye. Bizim evimiz neresiyse Ayşe teyzenin de evi orası olacak. Suudi 18 yaşına gelince bizim yanımıza geri dönecek. Sonra da hep birlikte yaşayacağız. Aferin sana, akıllı budık. Çok doğru düşünmüşsünüz. Sen de kaygılanma istersen Münevver abla. Sinan geldiği zaman biz daha uygun bir eve yerleşiriz zaten. Sen de kim nerede oturacak artık düşünmemiş olursun. Ya ben onu mu diyorum? Yani kadın kendi yerinde rahat etsin. Madem evi de varmış. Yoksa burası sizin zaten. Allah Allah. Neyse, ben de kendi evime geçeyim madem. Sizi de daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ne desem, ne yapsam yaranamıyorum. Ben gidiyorum. Sinan da gelince beni arasın. Derdi ne bu kadının? Derdi benim efendim, benim. Bu ailenin içine bir türlü yerleştiremedi kafasında kadın beni. Mütemadiyen sorar. Ne zaman gideceksiniz, daha ne kadar burada kalacaksınız? Benim bunları düşünecek halim mi kalmış? Ayşe Hanım, lütfen yapmayın böyle. Hayır, sorun siz değilsiniz. Münevver abla bu ailenin Ayşe teyzesi olmak istedi hep. Çocuklar sizi değil, onu sevsin istedi. Yani Allah korusun, sizin başınıza bir şey gelse ilk o koşturur. Deli divane olur, emin olun. Kendi işine baksın o. Evlendi de kendi ailesini düşünsün. Neyse, şimdi ben çıkmak zorundayım. Çocuklar, cuma günü okul çıkışına geliyorum sizleri almaya. Şu bende kalma fikrini bir düşünün bence. Yani benim niyetim sizi annenizden ayırmak değil. Tamam mı? Kısa bir süre için. Şartlar düzelene kadar. Anlaştık mı? Öyle otobüste falan gidilmeyecek. Benim arabaya göndereceğim bir şoförle, tamam mı? Sizin bir şoför vardı. Ne oldu? Onu mu alsak? Aa, çok iyi fikir. Yani biz onu biliyorsun mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Ama Gürcan çok iyidir.
Evet babaya aslında Gürcan abi çok iyi olur. Şu halimize bak. Kadının biri geldi, ailemizin orta yerinde dinamit patlattı. Paramparça olduk hepimiz. Hayır, asla böyle bir şey olmayacak. Bakın ayaktayız. Beraber el ele verip sapasağlam durup ayakta kalacağız. Lütfen. Değil mi? Asla parçalanmayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.